Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla bilinen Baykar Makina'nın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği tarihi proje Bayraktar TB3 hakkında kritik gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Şahsi Twitter hesabından paylaşım yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3, 6 saat süren 4. uçuş saatini de başarıyla tamamladı ifadelerini kullandı. Bayraktar TB3'ün 4. uçuş testini başarıyla tamamladığını ifade eden Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak amacıyla Bayraktar TB3'ün çok kısa bir süre zarfında envantere girmesi için gerekli çalışmaların başladığını da ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin dev savaş gemisi TCG Anadolu'nun asli vurucu unsuru olacak olan Bayraktar TB3 platformu, gerçekleştirdiği uçuş testlerini arka arkaya başarıyla tamamlayarak bu alanda ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Çok yakında envantere girmesi için seri üretim aşamasına geçmesi beklenen Bayraktar TB3, özellikle katlanır kanat yapısıyla Türkiye'nin amiral gemisi olan TCG Anadolu gemisinden iniş kalkış kabiliyetine ek olarak geminin hangarlarında çok az yer kaplayacağından TCG Anadolu'da taşınabilecek Bayraktar TB3 sayısı ciddi manada artış yaşıyor. Hal böyle olunca dünyanın ilk katlanır kanatlı ve kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilen SİHA'sını üretme başarısı gösteren Baykar Makina, daha önce ürettiği Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi platformlardan elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi TB3 platformuyla taçlandırıyor değerli takipçilerimiz. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir silahlı insansız hava aracı sistemi, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde dahi kullanıma uygun olarak tasarlandı. Bu hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme yeteneği sunmakta. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3 bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmekte. 14 metre kanat açıklığı, 8.35 metre uzunluk, 2.6 metre yükseklik, 1450 kilogram kalkış ağırlığı, 125 knot seyir hızı ve 160 knot maksimum hız, 280 kilogram faydalı yük kapasitesi ve 24 saatten fazla havada kalış süresine sahip olan Bayraktar TB3, kısa pistli uçak gemilerinden iniş kalkış kabiliyetine ek olarak görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi haberleşme ve otomatik iniş kalkış kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor. Bizlere bu muhteşem teknolojiyi sağlayan Baykar Makina ise 1986'dan bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışıyor. Geçtiğimiz onlarca yıl içerisinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm başlatacak bir ivmenin öncüsü haline gelen Baykar Makina'nın otomotiv endüstrisi için adım attığı mühendislik girişimi yeni kuşak mühendisleriyle gökyüzüne taşınarak dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticilerinden birisi olmanın gururunu taşıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üretirken en önemli motivasyonu her zaman kendi mühendislerine ve beyin gücüne güvenmek olan Baykar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ve yurt dışına ihraç edilen savunma teknolojilerinin başarısında da sürekli üretim ve geliştirme kültürü öncü rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tescilli Baykar Arge merkezimizde havacılık arenasında paradigma dönüşümü sağlayacak ileri teknolojileri milli ve özgün olarak tasarlayan Baykar Makina, sonuç odaklı düşünen ve motivasyonu yüksek ekip ruhu, Arge ve üretim süreçlerinin iç içe geçmesiyle yeni teknolojilerin dinamik bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Tasarlamak, yapmak ve üretmek kadar askeriyle, sanayicisiyle ve toplumun tüm katmanları tarafından insansız teknolojilerin sahiplenilmesi için çalışmalarını sürdüren Baykar'ın, kendi finanse ettiği Arge faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atma serüveni devam ediyor ve Türkiye'de %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, savunma sanayi sektöründe elde ettiği gelirin %99'unu artık ihracattan sağlıyor. İnsansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam eden Türkiye'nin gururu Baykar Makina, 3600'den fazla çalışan personeliyle bugüne kadar 500'den fazla SİHA'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve dost ve müttefik ülkelerin envanterine sağlamasıyla dünyada rakipsiz bir firma olduğunu şimdiden kanıtlamış durumda.
Türkiye Cumhuriyeti geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle uzun süredir geri planda kaldığı bu alanda hızla öne çıkmaya ve dünyada öncü sayılan teknolojileri geliştirmeye başladı. Bayraktar TB2 bu işin mihenk taşı oldu. Tüm dünyada Türk sihalarının efsaneleşmesini sağlayan bu platform, katıldığı pek çok muharebede inanılmaz işler başardı. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da ve Ukrayna'da katıldığı her operasyonu başarıyla gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin dünyanın süper güçlerine karşı bile ne kadar etkili bir silah olduğunu gören dünya devletleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği SİHA platformlarıyla yakından ilgilenmeye başlamıştı. Daha sonra TB2 platformundan elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi olgunlaştırarak daha fazla faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip olan Bayraktar Akıncı TİHA'yı geliştiren Baykar Makina ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1,5 ton mühimmat taşıma kabiliyetine sahip olan bu dev insansız hava aracının da envantere girmesiyle birlikte tüm dünyanın takdirini toplamıştı. TCG Anadolu gemisi, bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin amiral gemisi ve hali hazırda envantere girmiş durumda. Bu gemi aslen üzerinde Amerikan yapımı F-35B savaş uçaklarının iniş kalkışı için tasarlanmıştı. Ancak geliştirme sürecindeyken Türkiye ve Amerika arasında yaşanan krizler sonucunda Amerika Türkiye'ye ambargo uygulayıp F-35 projesinden çıkartınca bu gemiden iniş kalkış yapabilecek hava aracı ihtiyacının karşılanması yerli ve milli mühendislik çözümlerine kaldı. Bu görevi milli bir bilinçle kabul eden Baykar Makina ve Selçuk Bayraktar, katlanır kanatlı yapısıyla bu gemiden iniş kalkış kabiliyetine sahip olan ve geminin hangarlarında çok az yer kaplayacak olan Bayraktar TB3 platformunu tasarladı ve ilk uçuşunu gerçekleştiren bu platform artık uçuş testlerinde arka arkaya başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Bayraktar TB2'ye göre neredeyse 2 kat daha fazla faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip olması, ancak kanatlarının katlandığı noktada Bayraktar TB2'den daha az yer kaplamasıyla savunmada gerçekten müthiş bir gelişmeyi temsil eden Bayraktar TB3, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girdiğinde dengeler hiç olmadığı kadar değişecek. Çünkü Bayraktar TB3'ün menzili yaklaşık olarak 1900 km civarında. Bu da TCG Anadolu gemisinin binlerce kilometrelik menziliyle birleştiğinde Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu ikilisinin dünyanın her noktasını vurabilecek bir kabiliyete ulaşacağını ve gerektiğinde okyanus ötesine dahi operasyon gerçekleştirebileceği gerçeğini önümüze seriyor diyelim. İnşallah bundan sonraki test süreçlerinin tamamlanmasıyla Bayraktar TB3'e silah entegrasyon aşaması da başlayacaktır ve 2024 yılının hemen başında bu platform inşallah envantere alınacaktır değerli takipçilerimiz. Peki sizler Bayraktar TB3'ten neler bekliyorsunuz? Sizce başarılı olacak mı? Lütfen yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ve bu tarz videoların devamı için katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.